Manşete hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren manşet eski formatına geri döndü. Haftada 4 gün karşınızda olacağız. Pazartesi, salı, çarşamba istirahat, perşembe ve cuma. Ama siyasal gelişmelere bağlı olarak yaşanacak son dakika gelişmelerine ve o gün değerlendirilmesi gereken veya anında değerlendirilmesi gereken meselelere bağlı olarak anlık yayınlarda yapabiliriz. Yani haftada en az dört kere manşet yayınlarıyla karşınızda olacağız. Bu gelişmelere göre 5, 6, 7 olabilir sıcak bir sürece girdik. Hareketli aylara girdik. 3,5 ay içerisinde seçim öngörülüyor. 14 Mayıs iktidarın dediği gibi tarihte olursa o tarihte olmasa bile takip eden günlerde, öncesinde veya sonrasında bu seçim olmak zorunda. Yani seçimin iptali ya da ertelenmesi söz konusu bile değil. Ancak çok olağanüstü koşullarda bu olabiliyor anayasal olarak. Savaş, savaş ilanı, harbe girmek vesaire gibi konular. Fakat özellikle Avrupa'nın ortasında çıkan Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'daki ülkelerdeki Ukrayna'nın komşusu ülkelerde de seçimin filan olması hemen sınır komşusu Macaristan'da bir iki ay içinde seçim oldu mesela Orban seçimi ertelemeyi veya iptal etmeyi düşünmedi ya da bu gerekçeyle e, biz acaba buradan nasıl sıyırız falan demeyi düşünmedi e, haliyle e, Avrupa'nın orta orta yerinde olan bir savaştan dolayı a, orta yerinde olan bir savaş çevresindeki ülkelerde seçimi veya seçimlerin e, takvimini falan etkilemediği ortadayken Türkiye hangi savaş gerekçesiyle e, bir e, seçim iptaline veya ertelemesine gidecek? Soru işareti. Suriye mi? Yunanistan mı? Onlar da çok e, yani kısa orta vadede böyle e, olasılıklara e, ne diplomatik diplomasi uzmanları ne de devletler e, izin veriyor değiller. Şuradan da hareketle söylüyorum. Özellikle Batı dünyası, Avrupa liderleri, Amerika liderleri Seçim Türkiye'nin seçim sürecine girdiğinin farkında ve bu aşamada Türkiye'nin eline koz vermek, Türkiye'nin buradan bir seçim propagandası çıkarmasına malzeme vermek filan istemiyorlar. Mesela İsveç yeni yaptığı açıklamayla dışişleri bakanı NATO sürecini durdurduklarını açıkladı ya da şimdilik askıya aldıklarını açıkladı. Yani dedi ki işte 28 ülke var bizim. NATO'ya girmemize evet diyen bir Türkiye ile Macaristan kaldı. Macaristan da bugün yarın onaylayacak ama Türkiye işte bilinen gerekçelerle ayak sürüyor. Biz inanıyoruz ki Temmuz ayında NATO'ya katılacağız ama şimdilik Türkiye'deki seçimleri isim vermeden de e, Türkiye'deki seçimlere işaret ederek şimdilik bu işi pausladık tabir yerindeyse İngilizcesiyle söyleyeyim. Şimdilik durdurduk dedi. Herkes bunun farkında. Bunun bir seçim malzemesi olduğunun, siyasi yatırım olduğunun farkında. Bir de e, tabii İsveç meselesi, NATO meselesi e, Türkiye'nin Rusya'nın dümen suyuna girmesiyle ilgili de bir mesele. Yani İsveç'teki Kur'an yakma eylemi sonraki hafta Danimarka'da yaşanmış filan. Neyse. Bunun arkasında Rusya'nın, Putin'in ve Rus, e, bizzat Kremlin olmasa bile Rusya Putin sempatizanlarının olduğunu gösteriyor ve bu özellikle Ukrayna Savaşı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemeyen, NATO'ya katılmasını istemeyen Putin'in elini güçlendiriyor. Haliyle Türkiye'de mazeret ararken o mazereti buluyor. Esasen Türkiye Temmuz'a kadar bir biçimde... E yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girip girmemesi konusunda ne kadar ayak sürecek, ne kadar Putin ile Amerika arasında gel git yapacak onu da bilmiyoruz. O bilinmezliği de bilmiyoruz. Fakat şu ortada eğer Erdoğan seçimi kaybederse evet İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin yeni yönetimi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine evet diyecektir. Ama Erdoğan seçimi kaybetmez ve devam ederse o halde de gene İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına sarı ışık sonra yeşil ışık yakacaktır. Neticede zaten üye olmasalar bile şu anda İsveç ve Finlandiya bir NATO üyesi ülke olarak görülüyor ve uygulamada bu çerçevede. Şimdi dönelim. Şeyi demişken yani batılı liderler Erdoğan'a Erdoğan'ın eline koz vermiyorlar demişken Erdoğan'ın son birkaç sene içinde özellikle son sene bir, bir buçuk yıldır batıya seyahati yok. Yani Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika'ya gitmiş olabilir. O uluslararası bir zirve ya da NATO toplantısı için Madrid'e gitmiş olabilir. O da o şekilde. Yani neticede onun dışında yani 20 30 40 50 liderin katıldığı ya da işte Birleşmiş Milletler zirvesi gibi 100'ün 150'nin üzerinde dünya liderinin katıldığı genel toplantılar dışında ne Batı'da Amerika'dan ne de Avrupa'dan bir davet almış ve bu davet üzerine de koşa koşa o ülkelere gitmiş gidebilmiş değil. Bir, bir buçuk yıldır böyle bir gezi yok. Son gezi esasen şey olacaktı yani bir, bir buçuk yıl sonra ilk gezi Almanya gezisi olacaktı öyle düzelteyim. Hatta bunu Docevele Türkçe servisi, Docevele'nin İngilizce servisi ve Docevele'nin Almanca servisi de Alman yayın organı neticede 13 Ocak'ta Erdoğan Almanya ve Polonya'ya gidecek başlığıyla duyurdu ve ziyaretin programı hakkında detaylar verdi. Ziyaretlerin gündeminde ee, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, Türkiye-AB ilişkileri gibi başlıklar var diyor. İşte Scholz'la fotoğrafına yer verilmiş ee, ekonomik ilişkiler, NATO genişlemesi, enerji başlığı falan. Ziyaretin programına ilişkin bu haber yayınlandıktan günler sonra bu ziyaret iptal edildi ve Alman Devlet Kanalı Docevele program detayı bile vermişti. Erdoğan'ın Berlin ziyareti iptal oldu. Ee, Özellikle T24 haberini okuyorum. T24 editörü Fulya Canşen federal hükümet çevrelerinden edindiğimiz bilgilere göre diyor. Erdoğan'la seçimden sonra görüşülmesi arzulanıyor. Zira Türkiye'li siyasetçilerin Almanya'da seçim propagandası yapmaları izne tabi. Şimdi bununla Almanya gelme dedi. KC'ye de onun için öyle yazdım. Esasen bu gelme lafı yani seçime kadar bizden uzak dur lafı. ...Almanya'ya gidecek. Orada çok geniş Türk grupları var. Türkiye'li gruplar var. Gurbetçi kitleler var. O ikinci, üçüncü nesil her neyse. Onların oy kullanma hakları var filan. Dolayısıyla Almanya'dan gelecek oylara falan da itibar ediyor. Ve orada bir seçim propagandası yapmayı da önemsiyor Erdoğan. Bunu yapacaktı. Dolayısıyla Almanya gelme dedi. Bir... Burada bu şekilde propaganda yapmana izin vermiyoruz. İki... Yine bizim üzerimizden vereceğim foto fotoğrafla veya vereceğim mesajlarla e, yurt içinde e, bir şey yapmanı, ne derler, propaganda yapmanı, onun üzerinden bir güç devşirmeni falan, e, onu da istemiyoruz falan dediler. Haliyle Erdoğan'ın Almanya ziyareti de bir anlamda elinde patlamış oldu. Belli ki önümüzdeki 3-4 ay boyunca çok zorlayacak, e, hemen her şeyi kullanmaya çalışacak. Mutlaka Fransa ziyareti için, İngiltere ziyareti için, Amerika ziyareti için, Hakeza... E, ne bileyim aşındırıyordur. Yani telefonlar çalışıyordur, mailler çalışıyordur, danışmanlar biri gidip biri geliyordur. Büyükelçiler devrededir. Ya işte davet edin bizim lideri de işte biz de kurtulalım falan diye. Fakat belli ki bu olmayacak gibi görünüyor. O arada... Erdoğan şeyle ilgili olarak 2018 seçimlerini kronometrenin sıfırlaması olarak ilan etti ve kendisinin şu anda ilk dönemini sürdüğünü ilan etti. Bununla da esasen bir yıldır, bir buçuk yıldır konuşulan, bilinen bir şeyi hani ne derler malumu ilam etmiş oldu. Yani bilinen bir şeyin ilamı olmuş oldu bu. Yayımlanması, ifade edilmesi, konuşulması olmuş oldu. Bu, bu bilinen bir şeydi. Bunun için anayasa hukukçularının falan çalışmasına da gerek yoktu. Bir yıl öncesinden Mustafa Şentop'un falan böyle diyeceği belliydi. Bekir Bozdağ'ın böyle diyeceği belliydi. Yani 2018 yılında sistem sıfırlandı. Haliyle yeni bir cumhuriyet ilan edildi. Daha önceki anayasa değişikliklerinde bu olmadı. Şimdi bu ee, Abdullah Gül 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçildi Ağustos ayında. bir iki ay sonra gidilen e, Ekim ayıydı galiba referandumla ki daha önce 2007 işte e-muhtıra krizi, 367 krizi gibi filan şeyler olmuştu detaya girmeyeyim. E, AKP de haklı olarak o dönem gerçekten haklı olarak ya madem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçtirmiyorsunuz madem tıkandı 367 krizi filan o halde e, anayasayı değiştirelim Cumhurbaşkanı halk seçsin dedi. Yani bu son derece haklı bir talepti, son derece haklı bir çıkıştı ve e, referandumla e, gerçekten Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi birkaç maddelik bir düzenlemeydi, yasalaşmış oldu. Haliyle bugünlerin taşları o zaman döşendi. Yani eğer bir suçlu, bir e, ne bileyim bir gerekçe, bir sebep arıyorsanız milat olarak oraya gideceksiniz, 2007 yılına gideceksiniz. 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçtirmeyince bu adamlara bu adamlar da doğal olarak o zaman anayasayı değiştirelim halk seçsin dediler. Ve o değişiklikle Cumhurbaşkanı seçildi Tayyip Erdoğan 2014 yılında halk oyuyla. İş oraya gidiyor. Sabih Kanadoğlu'nu suçlayacaksınız en başta. En başta o adamı, hukukçu sıfatlı o adamı suçlayacaksınız. En, en başta o adama diyeceksiniz ki ya Sabih Hoca yaktın bizi. Ama El üstünde tutarlar hala onun görüşlerini Yekta Güngör Özden filan onun gibi insanların görüşlerini geniş sayfalarda filan falan verirler. Sonra da gider başka gruplara aman bunları başımıza siz getirdiniz siz musallat ettiniz derler. Neyse ben Türkiye mahalleleriyle gerçekten e, bu konuda mücadele etmeyi bıraktım. Türkiye mahallelerini yeri geldikçe deşifre etmeyi sürdüreceğim ama. Şimdi 2007 yılında Abdullah Gül... E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve biz oylamaya katılacağız dedi. Haliyle 367 krizi kendiliğinden kalktı. Ve MHP'nin meclise girmesiyle 3. turda AKP oylarıyla, AKP'nin yeterince çoğunluğu vardı. Çünkü 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AKP 2 kişiden birinin oyunu aldı. %49 civarı oy aldı. Dolayısıyla AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçtirecek gücü vardı. Ama 367 krizini aşamıyordu. 367 krizini de MHP ile aştı. Her neyse Abdullah Gül meclis oylarıyla seçildi 7 yıllığına. O zaman daha anayasa değişmemişti. 2 ay sonra anayasa değişti. Ve AKP dedi ki... çünkü anayasa değişikliğinde şu vardı. Cumhurbaşkanı 5 yıllığına 2 tur seçimle, 2 turlu seçimle halk tarafından seçilir. Bir kişi ikinci dönemde aday olabilir. O dönem üçüncü dönem adaylık yoktu. Kesin kesin onun önünde e, bariyer vardı. Üçüncü dönem adaylığı 2017 değişikliğiyle geldi. O dönem bir kişi iki kere cumhurbaşkanlığı yapabilir. Halk oyuyla seçilir. 5 artı 5. Başka da bir şey yok. Üçüncü dönem diye bir şey yok. İki dönemden sonra emekli. Abdullah Gül tabii ikinci dönem tekrar aday olmaya hak kazanıyor. Fakat AKP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Dedi ki Abdullah Gül eski kanunla seçildi. Haliyle eski kanun cumhurbaşkanı bir defaya mahsus seçilir, 7 yılına seçilir. Dolayısıyla Abdullah Gül bir daha aday olamaz dediler. Ve bu Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Hayır, Abdullah Gül ikinci kez aday olabilir. Çünkü anayasa değişikliği bir kişiye bunu iki defa seçime girme hakkı veriyor falan dediler. Yani AKP dün dündür, bugün bugündür demeye devam ediyor. Şimdi de diyor ki işte efendim 2017'de Esas yani hiçbir zaman sistem değişmedi. Hep 2007'de de olan oydu. 2000 öncesinde ve sonrasındaki bütün şeyler Anayasa değişiklikleri. Bugün Anayasayı açtığınızda 1982 Anayasa'sı diyor. 12 Eylül Anayasa'sı. Hala kapağı böyle. Yani dolayısıyla siz Anayasayı değiştirmediniz. Yani şey Anayasa'da bir takım maddelerde değişiklik yaptınız. Anayasayı lağvedip edip yeni bir Anayasa ihtiyaç etmediniz. Yeni bir Anayasa yapmadınız böyle. Yani e, ne bileyim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte üye sayısı daha önce 400'de 450'ye çıkarıldı. Sonra 500, 550, 600'e çıkarıldı filan neyse. Yani bu tür değişiklikler falan şey mi? E, yani sistemi mi değiştirmiş oluyor? Ya da ne bileyim e, seçim kanununda veya siyasal partilerde veya anayasa mahkemesinde yaptığınız her değişiklikle sistem yeniden sıfırlanmış mı oluyor? Hayır. Ülkenin bir müktesebatı var. Sondan başa doğru geliyor. Ama AKP çok sıkışmış olacak ki bunu bu şekilde ne bileyim konuşmaya söylemeye devam ediyor. Fakat bu bir anlamda da şu yani Erdoğan bunu söyleyerek veya bunun bu konuda ısrar ederek yargıyı da etki altına alıyor. Yani en yükse, yüksek seçim kurulu bizim diyor bu kararımız Ram'ına bir karar alamaz. O açıdan yüksek seçim kurulunda eli kolu bağlanmış durumda. Halk TV yayınında e, Kemal Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız dedi ki bu kulis olarak zaten önceden düşmüştü e, Ankara kulislerinde konuşuluyordu 30 Ocak'ta. E, yani bugün e, bir salon toplantısıyla e, altılı masanın millet İttifakı'nın neyse yol haritası belirlenecek filan ortak aday zaten görüşülmeye başlandı ama 13 Şubat tarihi işaret edilerek belli ki artık bugünden itibaren 13'ten itibaren geriye sayacağız. 13 gün kaldı, 12 gün kaldı, 11 gün kaldı diye. 13 Şubat'ta Temel Karamoğluoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Çıkışta muhtemelen e, nasıl açıklanır bilmiyorum. Bildiriyle açıklanmaz herhalde. Liderler hep beraber bir e, zannediyorum bir platform kurulur ve kameralar önünde e, bir açıklama yapılır herhalde. E, ve çok alamet belirdi ki artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi ve yani eğer Kılıçdaroğlu açıklanmazsa büyük sürpriz olur. Durum bu minvalde. Ee, geçtiğimiz günlerde Deniz Zeyrek onun kulisini yazmış. Büyükşehir Belediye Başkanları ile yaptığı görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanları e, kendileri e, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemişler. Ve e, niyetleri görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ortak metinini açıklamakmış. Yani büyük e, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Kılıçdaroğlu'nu çağırıyorlar ve diyorlar ki ortak bir açıklamayla biz senin arkanda durmak istiyoruz Cumhurbaşkanı adayı olarak. Fakat şey Kılıçdaroğlu bunları bunu durduruyor ve diyor ki 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra aday netleşecek. E, başkanlar sizin aday olmanızı bekliyoruz deyince de o konuda bir sıkıntı olmayacak karşılığını vermiş Kılıçdaroğlu. Bu e, kulisi de bir e, daha da büyüterek ekrana getireyim. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlarını durduruyor. Aman diyor şimdi diyor yanlış anlamalara mahal vermeyelim. Fakat ee, sizin istediğiniz olacak yani e, ben aday olacağım diyor e, bu kulisi de hatırlatmış olalım yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı %99 kesin gibi %1 ihtimal e, İyi Parti'nin veya başka bir neyse artık Altılı Masa veya Millet İttifakı'ndaki unsurun e, restiyle farklı bir noktaya gidilir mi onu da zamanla göreceğiz. O arada Kılıçdaroğlu Halk TV canlı yayınındayken e, Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde Kettle'dan tweet atmış ve demiş ki... E, şey kadın sorunuyla ilgili kadın sığınma evleriyle ilgili filan sarayın diyor. Seçimden sonra sarayın kurulacak kadınlı bakanlığına şiddete uğramış kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, kadın öğrenci yurtlarına, emekçi kadın misafirhanelerine, ev işçisi kadınların sendikalarına, kadın sığınma evlerine, bağımsız kadın örgütlerine tahsis edilmesi uygun olmaz mı? Yani Şiddet gören kadınlar veya sıkıntı çeken kadınlarla ilgili bütün saray kompleksi buna tahsis edilsin. Önerisi bu. Güzel bir öneri. Kılıçlar oldu onu söylemiş zaten. Bence gayet güzel bir öneri." demiş. Kendisine teşekkür eder. Buradan selamlarımızı da gönderelim. Haksız şekilde içeride tutulduğunu da biliyorum. Evet öyle. Yani 2016 bahar aylarında dokunulmazlıkları kaldırmasaydınız Selahattin Demirtaş bugün dışarıda olabilirdi. Fakat Selahattin Demirtaş'ın T24'e T24 sitesinin sorularına verdiği cevaplar var. O dikkat çekici onun altını çizmek gerekiyor. T24 sitesinden okuyabilirsiniz ama bir soruya verdiği bir paragraf var ki onu önemsiyorum. Bugün diyor Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim. Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle saraya götürülürüm. Öğlen yemeğini de orada yerim herhalde ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim. Küçük kızıma sözüm var demiş Selahattin Demirtaş. Evet. Akşener'in Ankara Kongresi'ndeki yaptığı konuşma da önemliydi. Kadın sığınma evi, kadınlara sarayı tahsis eder misiniz sorusundan hareketle Erdoğan'a seslendi ve dedi ki Erdoğan'ın şuur altında hepimiz sürtüyüz. Çok ağır bir ifade bu ve ve ee, Akşener'in bu çıkışı da bir o derece kıymetli. Başörtüsü meselesi, içim yanıyor, nasıl bir şeydir bu başörtüsü? Başörtülü umurlarında değil, tevekkeli değil, kadınlara sürtük dedi. Şuuru altında hepimiz sürtüğüz, misliyle iade ediyorum Erdoğan'a. Bu açıklamayı son derece önemsiyorum. Çok yerinde bir çıkış, gecikmiş ama yerinde bir çıkış Akşener'den. Bakın İyi Parti kongre afişleri toplatılmış, yer neresi? Bursa. Yani daha seçim kampanyası başlatma, başlamadan bu işler başladı devam ediyor. Bir başka hikaye hafta sonu sözcünün manşetiydi. Propagandanın böylesi görülmedi. Metroya binen zoraki Erdoğan tutacak. Yani Ankara İstanbul'da da metro savaşları var. Devletin Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptıklarına U İstanbul'un belediyenin yaptıklarına M işareti falan konuyor. Neyse onu geçtim. Bakın tutacaklara Böyle hayırlı olsun tutacakları Erdoğan fotoğrafları iliştirilmiş. böyle bu Erdoğan fotoğrafını tutup öyle metroda siyaset şey yapacaksınız seyahat edeceksiniz böyle bir propaganda dönemine girildi yani tam anlamıyla tam sapres ki daha seçim kampanyası başlamadı neler görecek Türkiye yani devlet imkanlarıyla propaganda evet yavaş yavaş kapatırken Yusuf Kerimle kapatalım fakat burada Haluk Levent'in devreye girmesini ve ona gelen bir tepki Haluk Levent'in verdiği cevabı önemsiyorum. 25 Ocak'ta Haluk Levent Adalet Bakanlığı'yla ile görüştüm bir gelişme var. Yarın annesi bir gün boyunca hastanede olacak Yusuf'un başında. içimiz rahatlıyor böyle gelişmeleri ama yetmiyor. Kanser gibi vakalarda ev hapsi olur başka bir şey olur bilemiyorum. Bir an önce yasa çıkmalı bir an önce demiş. Ona cevap veren Bilgehan Eravşar denen bir zibidi. Daha ağır şeyler söylenebilir ama bu kadarla yetiniyorum. Suç işlemeden önce evladım var ben de yapıyorum ben ne yapıyorum diyemiyorsa ne hali varsa görsün. Suç işlemeden önce evladım var ben ne yapıyorum diyemiyorsa ne hali varsa görsün. Başka şeyler de söylemiş ben daha fazla edebimi bozmak istemiyorum. Haluk Levent edebini bozmadan cevap vermiş. Canım kardeşim kanserli bir çocuk için dünyayı yakarım. Annesi oymuş, babası buymuş ona bakamam. Bakarsam insan olamam. Aynı düşüncede olmadığım kişiler de olsa kanserli olan her çocuğu için koşarım. Yani sayfana baktım İbni Haldun paylaşmışsın. Paylaşmak yerine onu yaşaman lazım. Bu serseri de bu. Evet. Devlet Bahçeli'nin tweetini RT'lemiş filan. Serseri. diyecek bir şey bulamıyorum. O arada Cumhurbaşkanı 2 ee, 28 Şubat davasında iki yaşlı paşanın tahliyesine hükmetmiş İlhan Kılıç ve Kenan Deniz. Yani isterlerse tahliye edebiliyorlar ama istemiyorlar. Ama istemiyorlar. Evet. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Yayını beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Bu süreçte hemen her konuda özellikle canlarını sıkan yayınları engellemek için ellerinden geleni ardına koymayacaklar. Haliyle gerek yayınları paylaşarak, gerekse izleyerek, gerekse likelayarak veya sosyal ağlarda paylaşarak ve maddi destek bulunarak destek olabilirsiniz. Bu Bunu son derece önemsiyorum. 3-3,5 ay ciddi hareketli bir sürece giriyoruz. Yayınlarımızın sayısını artırdık. Eskisine nazaran daha çok izleme ve okuma yapmaya çalışıyoruz. Tümüyle ülkenin sağ salim bu badireyi atlatması için bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim hoşçakalın.